Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videoda enteresan bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Tıpkı canlı yayın yapıyormuşçasına bir video çekmeye çalışacağım. Normalde bilgileri toplarım, onları bir süzgeçten geçiririm, sizler için hazırlarım, ederim, etiketlerine kadar hazırlarım. Ama bu sefer bir nevi doğaçlama olacak. Sizlerle birlikte ben de ilk defa izleyeceğim, bakacağım haberleri izleyeceğim demeyeyim. Bakacağım haberleri sizinle birlikte burada yorumlayacağım. İlk olarak Portekiz devi Fenerbahçe'nin yıldızı için geliyor haberine bakalım. Şimdi görsele baktığımız zaman haberin görseline Valencia, Lincoln, Arao. Arkada bir isim daha vardı, gözükmüyor. Muhtemelen Lincoln içindir. Kadıköy, Giresunspor, Galatasaray, Santa Clara'dan geldi. Ha, Santa Clara'dan geldiyse tamam. Lincoln. Çünkü Lincoln Santa Clara'dan geldi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu özellikle istendi. 3,5 milyon euroya anlaşıldı. İş bitirildi. Bu arada Lincoln'un sürecini hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Hani yok şey istiyordu. Pereira istiyordu. Yok İsmail Kartal istiyordu falan filan diyerek getirildi. Başlarda kimse beğenmedi etmedi ama kısa sürede Porto'nun gündemine girmiş ve Porto ekibinin gözlemcileri de olumlu bir rapor vermişler Lincoln'la ilgili. Mantık olarak da nasıl vermesinler? Mantık olarak nasıl vermesinler? Bakın Fenerbahçe'de mesela Arda Güler, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır birçok isim için teklif beklenirken bunların arasına Lincoln eklendi. Kapıyı çalması bekleniliyor dedi. Şimdi Jesus aslına bakarsanız Lincoln'un üstüne çok düştü. Şimdi Lincoln'un üstüne o kadar çok düştü ki Jesus, aklınız hayaliniz durur. Yani hocam ne demek istiyorsun? Biz anlamadık. Nasıl aklımız hayalimiz duruyor? Arkadaşlar bak, biz bu çocuğu niye aldık? 10 numara mevkisi için, forvet arkası için. Hangi mevkilerde oynattık? Yani 10 numara mevkisinde kaç maç oynattık? Piyasa değeri 6 milyon euro olmuş. Yaşı daha 24. Brezilyalı. 1.78 boyunda 10 numara. Brezilya U17'de 11 kez forma giymiş. 4 golü var. Ha şimdi bir sakatlığı var. Küçük bir sakatlığı ama biz 3,5 milyon euroya aldık. Arkadaşlar 22 maç oynamış. 2 gol 6 asisti var. 1.275 dakika. Yani 10 maç zaten 900. Üstüne bir 360 diyelim. Hadi 4 daha. Yani 14 maç gibi düşün. 15 maç gibi düşün. 2 gol 6 asist. Ve kimi zaman merkez orta sahada 8'de oynattı. Yordu. Kimi zaman sol bekte oynattı. Yordu. Ama Jesus'un yorması işe yaradı mı? Yaradı. Bu şimdilik gelen teklif. Yani Portekiz devi Porto'nun resmi teklifi yok. Ama ilgisi var. Bu şimdilik. İkinci habere geçelim. Schalke'nin Serdar Dursun kurnazlığı. Şimdi haberi hiç okumadan tahmin yürütüyorum. Bak tahmin yürütüyorum. Bir kere Serdar Dursun Schalke'yle anlaştı arkadaşlar. Prensipte anlaştı. Yani aslına bakarsanız her koşulda anlaştı. Kurnazlık dediğine göre muhtemelen bedava almaya çalışacak. Nasıl oynatmıyorsunuz falan demeye çalışacak diye düşünüyorum. Habere bakalım. Alman ekibi kurnazlık peşinde, golcü oyuncu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor demiş. Fenerbahçe'de yanaşmıyor demiş. Doğru. Fenerbahçe yanaşmıyor arkadaşlar. Fenerbahçe hatta size bir şey söyleyeyim mi? Serdar nereye satılırsa para eder. 1. Arabistan. 2. Katar. 3. Birleşik Arap Emirlikleri. Hocam hep Müslüman ülkeleri saydım. Tabii canım Müslümanlarda para çok. Ben size bir şey söyleyeyim. Haberin detayında diyor ki Fenerbahçe Arap Yarımadası'na satma konusunda menajerine tam yetki verdi diyor. Biz 4-4,5 milyon euro istiyoruz. Schalke yazın 2 vermişti. Şimdi 2'ye de yanaşmıyor. Bedava peşinde. Biz de diyoruz ki arkadaş bizde nasıl olsa Türk kuralı var, yabancı kuralı var. Kadroda oturur. Hani ne sana yar olur ne bana yar olur. Sen bilirsin diyoruz. Ben size şunu söyleyeyim. Serdar Dursun devre arası gider. Ama Adana Demirspor'a gider. Ama Gaziantep Spor'a gider. Ama Trabzonspor'a gider. Ama Giresunspor'a gider. Ama Al Hilal'e gider. Ama Schalke'ye gider. Ama Vitesse Arnhain'a gider. Hiç bilemem. Ama gider. Ben size söyleyeyim. %99 gider. Şu anki psikolojiye göre. Evet sıradaki haberimize geçelim. Enner Valencia hakkında bilinmeyen gerçek.
Şimdi tahmin yürütüyorum. Sakatlandım numarasını yaptı üçkağıtçı. Hiçbir şey yok, o mu? Şimdi iki gol atarken bir golü sayılmadı Dünya Kupası'nda. İlk maçtan altın ayakkabı aday olarak... Ya bir saçmalamayın ya. Saçmalamayın Allah aşkına, ne altın ayakkabısı. Ya bizim bu Türk medyasının şu saçmalama özelliğinden nefret ediyorum, tiksiniyorum. Yazmışlar, Messi ile Arjantin kesin kazanır. Niye? Messi var. Şimdiye kadar yok muydu? Vardı ama bu sefer başka. Niye? Katar'da oynanıyor. Vay anasını ya. O zaman Ronaldo'lu Portekiz'in de kazanma hakkı var. Niye? Katar'da oynanıyor. O zaman Maradona'sız Arjantin'in de kazanma ihtimali var. Niye? Maradona. Hayır, şu anda oynayanlar içerisinde Maradona. Değil mi? Yani Allah aşkına bir maça çıkmış altın ayakkabı diyor. Ya futbola başlama hikayesinde bilinmeyen gerçek gün yüzüne çıkmış. Ha, ben biliyorum bunu ya. Süt satarak kramponunu mu aldıydı? Sütün içinde kramponunu mu yıkadıydı? Neymiş, dur, 33 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta 17 gol atıp kariyer rekoru kırdı. Çok güzel. İlk maçtan gösterdiği performans, attığı gollerle şimdiden altın ayakkabıyı alır yorumu ortaya atıldı. O yorumu kim ortaya atıyorsa futboldan işini kessin. Ha, süt satarak kramponunu aldı. Sabahta yer alan habere göre Valencia'nın ilk kramponunu sağdığı sütleri satarak biriktirdiği parayla aldığı ifade edildi. Bir sakatlık yaşamasa Dünya Kupası'nda altın ayakkabı için en güçlü adaylardan biri olması, inandığında başarmanın da en büyük... Ya Allah aşkına. Gözünüzü seveyim. Sabah gazetesi. Aylık 15 bin lira verin, ben günlük size bir tane haber yazayım. Aylık 15 bin lira verin, günlük bir tane haber yazarım size. Söz veriyorum, kütürük ereği gibi de haberleri yazarım. Kütürük ereği gibi. Bu ne ya? Bu ne Allah aşkına? Bu nasıl bir haberdir ya? 15 yaşında ailesinden ayrılan, Fenerbahçe'ye imza atmadan önce kız kardeşinin fidye için kaçırılmasıyla şok yaşayan, 33 yaşında şöyle yapan böyle yapan, ya buradan L'Équipe'den falan filan haber almış. Gözler şimdi Batman'de. Batshuayi'de diyor Gözder. Belçika Lukaku'nun sakatlığından dolayı 27 Kasım'da Fas karşılaşmasında Batshuayi'den gol bekliyor. Ya insan bir bekliyor. Ne bileyim, kaçacak edecek diye. Bak size ben bir şey söyleyeyim. Valencia'yla ilgili ben size bilinmeyen bir şey söyleyeyim mi? Hadi ben size bilinmeyen bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar, Valencia'yı birkaç Avrupa kulübü, ismi yüksek ama şu anki derecesi pek yüksek olmayan bazı Avrupa kulüpleri. Hocam o nasıl bir laf ya? Yani ne demek istiyorsun? Mesela Leeds United diyeyim. O yok, yanlış anlamayın. Bir dönemin UEFA Kupası'nda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren takımı. O tip bazı takımlar Valencia ile ilgileniyorlar arkadaşlar. Ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olması sebebiyle de radara almış durumdalar. Fenerbahçe'de uzatma peşinde. Valencia'nın ilgili sürpriz bir şey görürseniz şaşırmayın. Nasıl sürpriz bir şey? Yani sürpriz bir transfer. Ne bileyim. Hani sürpriz. Çok sürpriz. Nasıl çok sürpriz? Bildiğiniz çok sürpriz. Mesela Valencia için 4,5 milyon euro sürpriz midir? Bence sürprizdir 4,5 milyon euro. Etmez o kadar. Şu an bile etmez. Ama yaş haddi. Hatırlıyor musunuz? Ben size birkaç hafta önce, belki de ay olmuştur, dedim ki Valencia'yı X fiyata satsak, X fiyata da Musa Dembele'yi alsak tepkiniz ne olur dedim. Hepinizin verdiği tepki aynı oldu. Hocam çok olumlu olur. Çünkü Valencia savruk oynuyor. Arkadaşlar, Valencia savruk oynamıyor. Adamın stili bu. Nusret ne yapıyor? Eti dövüyor böyle. Çak çak vuruyor. Hop, bayılıyorlar parayı. İş böyle. Kasap Muhittin Usta da eti güzel terbiye ediyor, sosluyor, yatırıyor, bir gün dinlendiriyor, al kardeş mangallık diyor. Kilosu kaç lira diyorlar, 150 lira, çüş 150 lira et mi olur diyorlar. Kimse almıyor. Orada 150 bin liraya et alıyorlar. Burada kasap Muhittin böyle kalıyor. Yani çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Ama Valencia için her türlü sürprize açık olun. Hocam Jesus bırakmaz ki. Değil mi? Mantık olarak benim bildiğim Jesus bırakmaz. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Fenerbahçe taraftarının istediği forvet tipine leblebi gibi gol atsın. Kaçırsın mı? Kaçırsın. Ama leblebi gibi gol atsın. Mesela ne kadar atsın? 40 maça çıksa kaç gol atsın?
Hocam 20'den fazla atsın. 20 gol atarsa 40 maçta yeter. Valencia şu an kaç gol attı Fenerbahçe'de? 40 maça çıktı mı? Yanlış bilmiyorsam 25 maç. Hepsinde oynadı mı? Hepsinde oynamadı. Bir kırmızı kart, bir sakatlıktan kaçırdı. Bir de atıldığı maç var. Hadi onu da çık. 22 maç diyelim. 13 gol attı mı? 14 attı mı? 15 attı mı? 16 attı mı Enner Valencia? Şey, asistleri de sayalım. Sadece golü değil, asistleri de sayalım. Sonuçta gol katkısın. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. 23 maça çıkmış. 1405 dakika. Hocam 20 maç 900 900, 1800 yapar. 1400 maç senin mantığına göre 16 maç. 900 artı 540 daha. Ve 1440. 16 maç. 16 maçta 17 gol, 4 asist. 21 gol katkısı. Şimdi bir şey soracağım. Şu istatistikteki futbolcu 4,5'a satılsın mı diyorum. Evet diyorsunuz. Şu istatistikteki futbolcuyu alacak olsak kaça alırız? Hocam ama yaşı 33. Lan isterse 73 olsun. Ronaldo dediğim zaman Arınsın Ronaldo iyi futbolcu diyorsunuz. Bu arada Cristiano Ronaldo kulübüyle sözleşmesini feshetmiş. Şurada aşağısında bak ne yazıyor? Kadıköy Sokak yazıyor. Bu kanalda Ronaldo ile ilgili haberler çıktığı zaman "Nau nau" diyen arkadaşlar, onlar bir ekrana şey alabilir miyiz? Yani onlar bir çıkabilirler mi saklandıkları yerden? Hani ben Ronaldo sözleşmesini feshedecek, bonservis sorunu falan filan olmayacak dediğimde. Ha, geleceğini ben hala düşünmüyorum. Bana deseler ki Ronaldo %1 milyon Fenerbahçe deseler, ben yine çıkıp da size demem ki %1 milyon Fenerbahçe de demem. Diyemem. Abi bu riske girilmez. Girilmez. Ben yazın bir video çektim. Maxi Gomez ve Batshuayi gerçekleri, hayırlı olsun Batshuayi diye. Ben o videoyu çekene kadar Maxi Gomez'den anlaşıldı. Maxi Gomez hayırlı olsun. Maxi Gomez gelmek üzere. Prensip anlaşmasına varıldı. Futbolcuyla görüşüldü. Jesus onaylamadı. Bekliyoruz. Jesus'un keyfini bekliyoruz falan filan diye kaç tane haber yaptım. Ne dediler bana? Ulan hani anlaştıysak nerede? Diyorum ki arkadaş tamam her konuda anlaştık. Jesus yok diyor, ben başka forvet istiyorum diyor. Sonra bir Batshuayi haberi verdim. Dedim ki arkadaşlar Jesus diyor ki Batshuayi alın bana. Bana kızmayın. Bana bir şey demeyin. Jesus bunu istiyor. Maxi Gomez olayı kapandı. Şu kadara da anlaştık diye. Hatta yalan olmasın 6 milyon euro dediler. Biz 4,5'a mı 5'e mi ne anlaştık diye. Ben hatta dedim piyasa değeri şu kadar, 5 milyon euroya okey diyorlar. Vallahi çok ilginç falan filan. Ama Jesus onaylamadı demiştim. Şimdi iyi ki diyorsunuz değil mi? İyi ki diyorsunuz. Ben de başka bir öneride bulunayım mı? Valencia gidip Dembele gelirse Valencia performansını belki ilk haftalarda yansıtmaz ama 2-3 hafta sonra Valencia'dan daha iyi performans gösterir. Ben o yüzden okey diyorum. Son haberimizi de versem mi? Vereyim. Kanarya'nın yıldızı rekor kıracak Napoli ve Inter harekete geçti. Dünya Kupası arası son 16. Kim? Yıldızımız kim? Bize bir sürü yıldız var. Napoli ve Inter harekete geçtiğine göre. Dur. Napoli Inter. Ferdi de herhalde değil mi? Jesus adeta şov yaptırıyor. Dünya Kupası lider girdi. Rakiplerini saf dışı bıraktı. Saf değil ama Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu. Tamam, Ferdi Kadıoğlu'ymuş. Napoli Inter harekete geçti. 10 numara mevkisi olarak geldi. Sonra kanatlara geçti. Sol bek oynadı. Bu sezon sağ beke geçti. Ve izleyen scoutlar tam not verdi. Inter Napoli'nin devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını 25 milyon euroluk bir teklifle çalması bekleniliyor. Kaynak A Spor mu? Ha evet, A Spor'muş. Evet, sıradaki habere geçelim. Ne diyor? Fenerbahçe'de bir ilginç Arda Güler kararı. Normalde bitirecektim. 2-3 tane daha haber var. Bunları da kısa kısa konuşup geçelim. Lan haberi yarıda kestin. Yo. Ben doğru haberleri konuşuyorum. Arda Güler kararlı. Jorge Jesus. Arda Güler'in geleceği merak konusu. 17 yaşında A milli futbolcu Jorge Jesus. Arda Güler kararı merak uyandırdı. Ali Koç kurmaylar hala kadroda büyük değişim. Kanarya 12 isim kadrosuna kattı. Tam 20 isim gönderdi. Sirkülasyon 32 olmuş desene. Müthiş bir istatistik. Bak devre arası için tekrar hatırlatıyorum. Her baba yiğit benim söylediğimi söyleyemez. En az 2, en fazla 6 transfer bekliyorum. Gelen. Giden için bir sayı vermedim. Giden için de bir sayı vereyim mi? En az 3, en fazla 9 kişi bekliyorum.
3'e 9. Aynen. Yani 6 gelen olsa, 9 giden olsa 15, 2 gelen olsa 3 giden olsa 5. 5 ila 19 arasında transfer duyacaksınız arkadaşlar inşallah. Allah'tan bir mani gelmezse. Kusura bakmayın, Arda Güler başarılı eleştirildi. Arda'nın geliştireceği şeyler var diyor Jesus. Milli takımda da Jesus bizi uyardı diyor. Mehmet Büyükekşi zamana ihtiyacı var demiş de Mehmet Büyükekşi büyük bir gafa imza atmış. Arda Güler işte alt yaş kategorilerinde hiç oynamamış. Böyle bir futbolcu birdenbire A milli takımda oynuyor diyor ama Transfer Market sitesine siz de girin arkadaşlar. Orada eşek kadar U17'de 10 kez oynadığı 4 gole imza attı yazıyor. Eşek kadar yazıyor orada. Bilginiz olsun. Yani U15'e de çağrılmışlığı var. U21'e çağrılmışlığı var ama U21'e çağrılıp oynatılmadı. Bence orada oynatmayan arkadaşı o teknik direktör koltuğunda çok fazla tutmanın lüzumu yok. Ben de Mehmet Büyükekşi'ye şey yapayım. Jesus Lemos'a bile şans verdi. Uruguaylı stopere sezon başında şans verdi falan filan. Lemos 359, Arda 305 dakika. Ha. Skandal buymuş. Rekor bay işte ama işte şu kadar milyon euroya gitti falan filan. %20'si gençte bile bomboş bir haber. Sıradaki haber. Arkadaşlar 4 tane haberim kaldı. Normalde kaç? 16 dakika bitirmem lazım ama hepsini bir bitireyim. İki video izlemiş olun. İki videoyu bir arada. Şimdi öbür videoya gir çık derken bir 15 dakikanız daha çalacağım. 5-10 dakikada bitireyim. Napoli'nin Miguel Crespo ısrarı sürüyor demiş. Şimdi ben bu haberi hiç okumayacağım size. Napoli teknik direktörü Spalletti. Gelecek sezonun takımını da şimdiden kurmaya başlamış. Ve Crespo'yu izlemişler. Etkilenmişler. Demişler ki tam bizim kafa yapımıza uyan bir futbolcu. Atletico Madrid'in zaten teklifi ortaya çıktığı için de koskoca bir referans var. Bir şey söyleyeceğim. Deseler ki X futbolcusunu Atletico Madrid'de teklif götürdü. Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin teklifi daha ucuz olmasına rağmen futbolcu Fenerbahçe'yi seçti. Sevinirsiniz değil mi? Hocam niye sevinmeyelim? Atletico Madrid'i seçmeyi bize geldiğine göre demek ki oynayıp gitmek isteyen pırıl pırıl bir futbolcu. Demek ki yetenekli ki Atletico Madrid'de onay verdi dersiniz. Ha işte bunlardan aynısını diyor. Yani Napoli'nin Dinamosu Lobotka falan filan diyor. Crespo için Fenerbahçe 10-15 bonservis istiyor. Napoli işin içine girerse 18 artı olur o. Hocam küfür etme ya. Ya 18 milyon euro ve üzeri fiyat. Ya 18 artı Napoli dediğim zaman niye aklınıza sapık sapık şeyler geliyor? Biz Napoli'ye kimi satsak 18 artıya gidecek. Şeyi merak ettim ben. İtalya Ligi puan durumu. Bir ara çünkü Napoli yenilgisiz liderdi. Hala yenilgisizmiş. 15 maçta 41 puan. İkinci sırada Milan 33 puan. Bu arada Napoli 15 maçta 37 gol atmış. Çok iyi bir istatistik. 12 gol yemişler ve mağlup değiller. İtalya Ligi gibi sert bir ligde arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Yani devre arası 19'da 19 maça çıkınca devre arası olacak. 4 maç daha yenilmezse düşünün yani bir devrede hiç yenilmeyen bir Napoli takımından bahsediyor olacağız. Juventus 15 maçta 24 gol atıp 7 gol yemiş. Az atmış, az yemiş ama 2 mağlubiyeti var 31 puanda. Napoli'nin en yakın takipçisi 8 puan gerisindeki Milan. Ve uzun lafın kısası biz devre arasında Crespo'yu falan satmayız. Anca yazın. Fenerbahçe stoperi Alman Panzeri izleme heyeti Timo Hübers'e onay verdi. Bu ne ya? İlk defa duydum adını. Merak ettim ben de bakayım dur. Sarılarca Köln'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcu izleme heyetinin onayından geçmiş. Piyasa araştırması başlatılmış. 1.90 boyundaki 1.90 boyunda. Ya hakikaten merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Sizin benim düşündüğümü Jesus düşünemeyecek kadar cahil mi? Fenerbahçe'de 1.96 boyunda zaten Gustavo Henrique var mı? Var. Bize hızlı stoper lazım mı? Lazım. Bak lazım. 1.90 boyundaki stoperin pek hızlı olduğunu düşünmüyorum. Bak izlemedim bilmiyorum futbolcu. Belki de hızlıdır. Belki de bana hani lafımı yedirirler. Bilemeyeceğim. 20 maça çıkmış. Bir golü var. 1719 dakika. Hemen hemen bütün maçlarda da full oynamış. Çok güzel. 7,5 milyon euro piyasa değeri var. Yaşı daha 26. Temmuz'da 27 olacak. Yengeç burcu.
falan 1.90 boyunda Alman U18 7,5 milyon euro piyasa değeri var. Bir şey söyleyeyim mi? 1.90 değil de 1.84 boyunda olsaydı ben buna okey derdim. Ama 1.90'sa ya biz Gustavo Henrique'den çıkacağız. Çünkü o futbolcunun sadece vasıf bu. Ayağı iyi, top yapıyor bir ve hava hakimiyeti yüksek. O yüzden Fenerbahçe'de. Hal böyleyken gidip de 26 yaşındaki futbolcu sözleşmesi bitmeyen, yani yazın bitecek ama şimdi bitmediği için söylüyorum. Bu para verilmez, yani herhangi bir para verilmez. Ama yaz transfer dönemi için düşünülür, listeye alınır derseniz de bir şey diyemem. Asıl mevkisi stoper olmasına rağmen sağ bek olarak da görev yapabiliyormuş. Bak. Geçen videoda dedim sağ bek, yok geçen videoda mı dedim? Ondan önceki. Geçen videoda dedim. Sağ bekte oynayabiliyorsa 1.90 boyunda üçlü savunmadan devşirmedir. Mantık olarak olabilir. Ön libero da oynayabiliyormuş. Hem ön libero hem sağ bek oynayabildiğine göre fizik olarak yüksektir. Yani fizik gücü yüksektir. Bak hiç izlemediğim futbolcudan bahsediyorum. Fizik yüksektir. Ayağına hakimdir. Pozisyon bilgisi iyidir. Fakat hızı yeterli düzeyde değildir. Yani ofansif değil de defansif bektir. Defansif bekinde Jesus'un sisteminde en fazla üçlü savunmanın sağ stoperi olarak görev alabileceğini düşünüyorum. Mevkisine rağmen sadece bir kırmızı kart görmüş. Bu sezon 12 maçta oynamış. Değeri bir yılda uçtu. Geçen Aralık ayında 1,5 milyon euroydu. Haziran itibariyle 7,5'a çıktı. Kolay kolay sakatlanmıyor demiş. Başka. Sisteme uygun 2 sezondur Bundesliga'da çıkış gösteriyor. Köln'ün temel yapı taşlarından biri. Uzun boyundan beklenmeyecek şekilde hızlı bir oyuncu demiş. Yani dedim ya size hiç izlemedim ama bence o kadar da hızlı değildir ama yine tabii Gustavo Henrique'den hızlıdır, o ayrı mesele. Savunmayı önde kurmayı seven Jesus'un takımında tam aranan tarzda bir oyuncu olur. En büyük zaafı zamanlama hatası yapıp fazla faul yapması. Ha, bu bizde sıkıntı işte. 20 maçta 7 sarı kart görmesi de bundan kaynaklamış. O bizde 4 kırmızıya çıkar. O yüzden ben eledim. Son iki habere geldik. Fenerbahçe topbaşı yapıyor demiş. Bu haber zaten kısa. 25 Kasım Cuma günü takım bir araya gelecek diyor. Özellikle yani sakatların dönüşü çok merak ediliyor. Değil mi? Mesela İrfan Can Eğribayat, Luan Perez, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş. Hani milli takımda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, daha önce sakatlanan Emre Mor. Değil mi? Bunlar milli takıma dönecek isimler. Raya Vallecano ile 30 Kasım'da Villarreal'le 3 Aralık'ta hazırlık maçı var. Bir hazırlık maçı daha eklenebilir. Başka da bir şey yok. Ve son olarak Fenerbahçe'den, ya saçmalamayın ya. Lan ben de ciddiye alıp okuyacaktım haberi ya. Çukomokin çikink. Maxim Çukomokin. Makin Çukomokin. Çukomokin. Çupomoting. Taksim. Çupomoting atağıymış Fenerbahçe'den. Külliyen yalan. Haberin detayında doğru bir şey var mı diye bakıyorum. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus diyor. Bu doğru. 3 kulvarda yarışmacı. Enner Valencia'nın performansından memnunmuş. João Pedro hayal kırıklığıymış. Mesela João Pedro'nun da dönüşünü merak ediyorum ben. Nasıl dönecek? Hiç belli olmaz. Evinde yenilgi aldı Fenerbahçe. Çikomating. Lan Çikomating 55 yaşına geldi be. 30, ha 33 yaşına gelmiş. 55 de değilmiş. Tamam. 16 maçta 11 gol atmış. Allah Allah. Ya bir şey söyleyeceğim. Çikomating sizce bizim oyun felsefemize, ya yani bizim oyun felsefemize uyan bir forvet mi? Sadece boyunu söyleyeceğim. Sadece boyunu söyleyeceğim. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim. 1.91 boyunda arkadaşlar. Bizim oyun felsefemize uyuyor mu? İkinci bir şey söyleyeceğim. Menajerlik şirketi Rogon. 6 milyon euro piyasa değeri var. Şimdi siz şuna aldanıyorsunuz. Hocam iyi de adam bayağı gol atmış. 20 maç 1012 dakika 11 gol 3 asist yapmış. Adam patır patır gol atmış hocam. Hangi takımda atmış? Bayern Münih'te. Şöyle yapalım. Almanya Ligi piyan durumu.
Chico Mating'e bakalım kaç gol attı dedik arkadaşlar. Chico Mating ligdekini sayayım. Bundesliga'da 6 gol 2 asist. Bakın 10 maç oynamış 6 gol. Bayern Münih 15 maç oynamış 49 gol atmış. Maç gol ortalaması 3'ün üstünde. 49 gol atmış bir takımdan bahsediyoruz. Hocam Türkçesine Türkçesi şu Mustafa Hoca'yı koyun. En az 4 tane 5 tane de ben sallarım. O takımda. O yüzden bu sizi yanıltmasın. Bir, ikincisi biz pivot aramıyoruz. Biz yerden hızlı kütürük eriği gibi forvet arıyoruz. Choupo-Moting kütürük gibi de değil, erik gibi de değil. O yüzden beklemeyin. Bizim alıp alabileceğimiz en iyi isimlerden birisi Dembele. Ya da Belçika Ligi olur. Ne bileyim Çikabel Ligi olur. K-Belçi Ligi olur. Oradan forvetler olur. Oralara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Hani mümkünse biraz kısa boylu 1.84 ve altında siyahi olur. Zenci deyince ırkçılık mı oluyordu? Ya benim ırkçılık yapmayacağımı bilirsiniz. Zenci değil. Biz Türk toplumu zenci deriz arkadaşlar. Zenç siyah demektir. Yani zenci siyah yüzlü, siyah tenli demek. Zenci olur. Siyahi olur. Kara tenli olur. Kavrulmuş tenli olur. Yani öyle bir futbolcu olur. Belçika Ligi olur. Chikavel Ligi olur. Oralardan bakabilirsiniz. Yaşı da 26 ve daha düşük olur. Bakabilirsiniz yani oralardan. Ama onun dışında olsa Musa Dembele olur. Başka da yok. Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Biraz uzun oldu ama iki videoyu birleştirmiş oldum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu kısmı sevdiyseniz böyle bu şekilde ben bundan sonra böyle yapayım arkadaşlar. Benim için de kolay olan bu. Görüşmek üzere.